güneş sağdan geldiği için mecburen sağ tarafını bu şekilde kapatmak zorunda kaldım. Yine Barış'la birlikte nereye gidiyoruz? Geçen videoda size söz verdiğim gibi İğne Adaya gidiyoruz. Şu an Karaman Bayırı'ndayız. Isıranca Dağları'na doğru ilerliyoruz. Herkesin çok meşhur bir şekilde bildiği, yani şu meşhur yola doğru ilerliyoruz. Hani şu arabanın kendi kendine yokuş yukarı çıkma sahnesini göstereceğim size. Vallahi özlemişim burayı. Ya işte ne kadar güzel bir yer. Burası Karaman Bayırı diye geçiyor. Isıranca Dağları'nın olduğu yer. Gayet güzel bir yer. Bakın şimdi size bir şey göstereceğim. Sürekli böyle televizyonda falan görmüşsünüzdür. Manyetik bir alan var burada. Böyle yokuş yukarı çıkıyor burası. Şimdi arabayı durdurduk. Araba kendi kendine gidecek bak. Yani şoför möför yok. Bak gösteriyorum size. Bak burada. Barış gel sen çek istersen. Ben de şey yapacağım. İçine mi girerim artık ne yaparım bilmiyorum ama araba kendi kendine hareket ediyor. Evet. 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 Beni çekme dedim ya sana. Oğlum beni çekmesene. Ondan. Öyle bir noktaya geldik ki bu bayırda şimdi size manzarayı göstereceğim. Ağzınız açık kalacak. Ya umarım benim gözümün gördüğü gibi görebiliyorsunuzdur. Yani aslında tabii canlı olarak görmek daha başka. Gözün görmesiyle kameranın gözünün görmesi bambaşka. O yüzden eminim benim gördüğüm gibi görmüyorsunuzdur ama şahane bir görüntü var şu anda. Evet, şimdi böyle Demirköy'e gelirken böyle çok manzarası muhteşem bir yer var. Buraya bir tane böyle çay bahçesi yapmışlar. Yol Bitti Komutanım adında bir çay bahçesi. Şöyle biraz da göstereyim size. Evet, Yol Bitti Komutanım adında burada bir çay bahçesi var. Manzarası muhteşem ötesi zaten. Şimdi size biraz buranın manzarasını göstereyim. Önce şöyle bir tepeden başlayayım. Nasıl ama? Çocukların arabası bozulmuş. Hidrolik mi ne gerekiyormuş galiba. Şimdi onları otostop yapıyorlardı. İlk başta almadık. Daha sonradan kafamızdan şeytani şeyler geçirdiğimiz için onları şimdi çağırdık. Ya ben manzarayı çekerken dedik hadi şunlara bir yardımcı olalım falan. Şimdi onları arkaya alıp ıssız bir yere götüreceğiz. Orada artık türlü işkenceler mi yaparız? Ne yaparız bilmiyorum artık. Bir de bunları geri getirecekmişiz falan öyle diyor da. Ne gerek var canım? Allah Allah. Yürüyerek gelsinler bana ne. Yazık çocuklara bu sıcakta. Bak şuradalar göstereyim. Ha. Bakayım zoom yapabiliyor muyum? Yaklaştırayım. Ha, bak şurada minibüsleri bozulmuş ki. Hidrolik sızdırmış. Fren tutmuyormuş.
O yüzden bizde bir parça bir şey kalmış, onu verdik. İşlerini görür mü görmez mi bilmiyoruz bakalım. Şimdi birazdan çocuk gelecek buraya. Evet, şoför bey, ne kadarlık yolumuz kaldı? Yaklaşık 15 dakika. 15 dakikamız falan var. Böyle göbek atarak gidiyoruz vallahi şu yolda. Görüyorsunuz böyle böyle. Hadi bakalım hayırlısıyla inşallah. İğneli'ye bir adımımızı atalım da. Cürt. 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 Yırt onu yırt yırt. Darılmam kocacığım. İnan ki sana. Denizden de anladığınız üzere İğneada'ya geldik. Gayet kısa sürdü aslında yol ya. Yani normalde kendi arabanızda geliyorsanız gayet kısa ve keyifli bir yol olabiliyor. İşte gördüğünüz gibi biz de göbek ata ata geldik. Şimdi acayip kalabalık. Yani biz bayram sonudur hani herkes geri dönmüştür falan diye düşünürken ama öyle olmadığını gördük. Acayip derecede kalabalık. Şimdi bir kamp alanı vardı burada. Zaten biliyordum burasını. Instagram'dan falan takip ediyordum. Şimdi buraya bir fiyatları falan bir soracağım. Bakalım fiyatlar nedir? Neyin nesidir? Bir soralım bakalım. Kamp alanının şöyle dışarıdan görünüşü şöyle şu şekilde. Böyle çadırla, karavanla buraya gelinebiliyor anladığım kadarıyla. Yani çadır kesin de hani karavanı bilmiyordum ama şurada bir tane karavan gördüm. Böyle karavanla gelinebiliyor demek ki buraya. Vallahi şimdi burada kiminle konuşacağız bilmiyorum. Şurada bir boş bir kulübe var mı? Bir bakalım birisini bulabilirsem eğer. Onunla konuşmayı düşünüyorum fiyatlar hakkında. Bir bakalım durum nedir? Evet, içerisi bayağı geniş gözüküyor. Konuştum. Bir günlük ücretlerini 300 lira olduğunu söylediler. Kendi çadırınızla gelirseniz dediler. İçeride tabii elektrik, su, duş, buzdolabı da mevcutmuş. Böyle yani fiyatlar hemen hemen böyle bu şekilde. Ben aslında biraz daha uygun olur diye düşünüyordum. Hani 200-250 falan denilir diye düşünüyordum ama 300 denildi. Yani şimdi bir otelle falan karşılaştıracağın zaman zaten 300 lira aslında gayet uygun bence. Şimdi şöyle kumsala doğru bir inelim. Tabii ben denize falan girmeyeceğim. Barış bayağı bir hazırlıklı gelmiş. Şemsiye getirmiş. Oo, iki tane de şey getirmiş. Vallahi bravo ya. Ben hiç böyle düşünmüyorum. Şimdi umarım ayaklarıma kum girmez. Ayakkabılarımın içine daha doğrusu. Şimdi bakın şöyle ileride bir tane büyük bir bina göreceksiniz. Orası buranın en büyük oteli. Tabii daha ne büyük oteller açılacak buraya. Yani eskisi gibi de değil burası. Şimdi böyle bir plajı size gezdireceğim biraz. Daha sonra ormana doğru gideceğiz. Bakın ileride şey var, liman var. Limana doğru gideceğiz. Gayet keyifli bir gezi olacak. Bence izlemeye devam edin derim. Vallahi helal olsun ha, baksanız. Ben bu kadarını düşünmemiştim bunları getirecek falan diye. Neyse gideriz markete. Soğuk bir şeyler alacaktık. Fazla uzakta değiliz aslında. Ama şey yaparız, gideriz. Deniz gayet güzel görünüyor. İleride çok büyük gemiler var. Gemiler park etmişler orayı. Şurası da ücretli olan kısım. Zaten görüyorsunuz orada şezlonglar, şemsiyeler falan var. Orası ücretli olan kısım. Olsun. Bizim yerimiz de gayet güzel. Tabii şimdi ben şemsiyenin altına oturdum. Gölgelik falan ama hava yine de gerçekten çok sıcak. Ve çok böyle güzel de esiyor. Bir esinti var. Bakın şöyle şemsiyenin bir kısmını göstereyim. Bu arada Barış poğaçaları almayı unutmuş. Arabadan poğaçaları almaya gitti. Çayı da alacak. Yani şu esinti de olmasa hakikaten ben burada duramazdım herhalde. Çünkü ben deniz kafasıyla buraya gelmedim. Zaten pek öyle denizde de işim olmuyor. Barış geliyor.
Görüyorsun göbeği yere kadar sarkıyor. Şöyle şunun içerisine çayımızı koymuştum. O da böyle soğuk su almış. Şöyle bir şey var. Buz. Buz mu var bunun içinde? Ha, evet. Nerede? İçi buz. Ha bu şeyler buz. Evet. Ha bunlar buz. Ha tamam. Ulan bana da söyleseydin ben de akşamdan koyardım bir şeyler ya. Olsun, ne fayda olmaz mı? O zaman bir şey koyamıyoruz içine. Sadece buz koymuş oluruz. Tamam. Buna da hiç üşenmedim. Sabahın köründe kalktım. Poğaça yaptım. İki tane böreğimiz zaten vardı. Valla bunlar bile yeter yani bugün bize. Baksana dünyanın yeter, poğaçası var. Ya ne olsun? Bunların tarifini başka bir videoda vermiştim. Hemen şu köşeye şeyi bırakıyorum. Etiket hangi bırakıyorum. Köşeye? İşte hangi köşeye bilmiyorum. Ya buradan çıkacak ya buradan çıkacak. Dikkatli seyredin. Pastane poğaçası tarifi var. Oradan bakıp yaparsanız canları. Hadi şimdi biz zıkımlanacağız. Çayımızı da koyalım. Bak bardaklar mardaklar çıktı. Hadi görüşürüz o zaman. Bir kutup ayısının denize giriş anı. Bakın görüyorsunuz. Bak şimdi lömbürt diye nasıl kalacak var ya bak. Bak. Yani biliyorsunuz kutup ayıları çok fazla etkilenmez soğukta. O yüzden şimdi atacak kendisini. Daha atmadı. Bekliyorum. Birazdan herhalde atacak. Oho. Daha nereye kadar gitti? Hala donuna kadar geliyor. Burası biraz sığ. Anladığım kadarıyla. Bak atladı. Hem balıklama değil ayılama atladı bu. Bildiğin ayılama. Yani şu kütleyle kendisinin seksi falan olduğunu zannediyor. Şimdi o Eda ile çıktı. Yani böyle çok seksiymiş gibi. Denizden çıktı. Şey, Ricky Martin falan zannediyor kendisini galiba. Baksana şuraya. Karşıdan gelene bakın. Neyse kapatıyorum. Tabii bir de şöyle bir şey var. Yok ben şey istemiyorum yani ücretli yerde kalmak istemiyorum diyorsanız böyle çadırınızı alıp deniz kenarına da gelip kurabilirsiniz. Fakat tabii belli bir süre sonra güneş çadırların içinde artık fırın haline getirmeye başlıyor ve gerçekten korkunç ve dayanılmaz bir hale geliyor. Fakat bakın şu yeşilliğin olduğu yer o şey ücretli olan kısım böyle gölgedeyseniz eğer sıkıntı yok çok fazla. Fakat böyle korkunç. Yani bir süre idare eder. Belli saat aralığında kalacaksanız olabilir. Tabii yine karavanıyla falan gelenler de var. Böyle. Şimdi ben markete gideyim dedim. Marketten biraz su ve böyle soğuk şeyler alacağım. Hem de sizi birazcık merkezini birazcık gezdirmiş olurum. Şimdi merkeze de birazcık da bir mesafesi var. Bir 10 dakikamı falan alır herhalde. Yok 10 dakikada. Yani 5-10 dakikamı alır gibi geliyor bana. Arabayla mı gitseydik? Şimdi olmaz. Barış da soyunda etti deniz kenarında. Ben böyle yavaş yavaş gideyim. Hem bir de ortalığı bir kolaçan ederiz. Bir bakarız neler var neler yok. Hem ben tabi buraya hakim birisiyim. Daha önce defalarca geldim. Hatta burada kaldık bile. O yüzden bir bakınayım değişen bir şeyler var mı, olmuş mu? Daha sonra böyle yavaş yavaş ormanlık alana doğru gitmeye başlayacağız. Yani çeşitli yerlerine gideceğiz, gezeceğiz inadını. Burada da böyle küçük bir Luna Park var. Şöyle görmüş olduğunuz gibi insanın çocuk olası geliyor. Ya onun hemen yanında bir de yine bir çadır alanı vardı. Ücretli mi, ücretsiz mi onu öğrenmem lazım. Ama ağaç yok orada da. Şimdi şu markete girip biraz alışveriş yapacağım. Marketten biraz çekim yaptıktan sonra alışveriş yaparım diye düşündüm. O yüzden çıktım. Şimdi şöyle biraz meydana doğru gidiyoruz. Bakın şöyle sahil boyunca burada böyle şeyler var işte. Çay bahçeleri, yemek yiyebileceğiniz pide lahmacun kebap bahçesi var. Daha ileriye doğru gittiğinizde gece kulübü tarzı yerler var aşağıda. Yani içki içebileceğiniz yerler de mevcut. Çayınızı yudumlayabileceğiniz bakın böyle yerler de var.
Market konusunda hiçbir şekilde sıkıntıya girmezsiniz. Her türlü zincir market burada bulunuyor. Hepsi var. Tabii yazın hepsi açık ama kışın bazıları kapanıyor galiba. Çünkü bu sadece buranın halkı kalıyor burada. Fakat yazın bayağı bir buranın nüfusu artıyor. Yine aynı şekilde sağ tarafta çeşitli restoranlar falan görüyorum. Yine dükkanlar var. Bakın ileride yine bir tane Migros var. Şimdi buranın meydanındayız. Yani küçük bir yer zaten burası. Çok ufak. Böyle meydan buradan ibaret işte. Burası yani. Daha sonra işte ara sokaklara falan açılıyor. 3-5 seneden beri de şöyle bir şey yaptılar buraya. Böyle bu meydanı şöyle bir betonlaştırdılar. Biraz derleyip topladılar. Zannediyorum burada yine gece olduğu zaman bir şeyler satılmaya başlanmış herhalde. Aşağıda da bir tane gece pazarı kuruluyor. Hani o Luna Park'ı göstermiştim ya, işte orada aslında gece parkı falan kuruluyor. Yine aynı şekilde bakın yine buralarda böyle kafeler falan var. Burası belediye. Belediye binası. Hemen arkasındaki de otel. Şöyle İğneada yazısına doğru sizi götüreyim. Oradan da birazcık denizi seyredelim. Evet, bu görmüş olduğunuz plaj da yine otele ait bir plaj. Burası otele ait. Şu hemen yan tarafta ücretsiz bir alan var. Onun yanında yine bu şezlongların ve şemsiyelerin olduğu yer var. Bakın şu parmağımla gösterdiğim kısım. Orası da yine ücretli olan yer. İşte sadece şezlong ve şemsiye parası ödüyorsunuz oraya. Ama burası için zannediyorum, bilmiyorum, belki otelde konaklamanıza gerek yoktur. Hani burası da halka açıktır diye tahmin ediyorum. Şöyle zannediyorum daha iyi bir şekilde gösterebileceğim size. Yani plajı muhteşem yalnız, değil mi? Bakar mısınız? Hani bu Brezilya'daki uçsuz bucaksız plajlar vardır ya. Yani neredeyse aynısı. Muhteşem. Şuraya da bir iskele yapmışlar. Yine bu otele ait. Onun üzerinde de yine güneşlenebiliyorsunuz. Bayağı büyük görünüyor. İşte böyleydi. Plaj kısmı böyle. Gayet güzel değil mi? Şimdi tekrar şeye doğru gidiyorum ben. Şöyle bir meydana doğru yine gidiyorum. Bakın burada yine şeyler var. Böyle nedir o? Börekçi var, pişici var. Yaprak sarma falan diyor. Boşnak mantısı diyor. Böyle küçük küçük dükkanlar yapmışlar buraya. Buralarda karnınızı doyurabilirsiniz. Ve tabii yine Atatürk. Bakın yine burada da restoranlar var. Buralara da oturabilirsiniz. Çeşitli deniz ürünleri satılıyor burada. Şurası Migros'un üstüne de bir şey açılmış. Bak burası yoktu mesela. Hani demiştim ya, belki bir şeyler değiştirmiştir diye. Orada da bir kulüp gibi bir şey açılmış galiba. Ha, et restoranıymış. Et restoranı. Ya işte burada biraz kalabalık. Ben de böyle çok kalabalıkta çekim yapmayı da pek sevmiyorum. Benim için her zaman en cazip olan yer, insansız olan yer. Ama tabii bu da pek mümkün olmuyor. Şu yoldan direkt gittiğiniz zaman esen teyzemlerin oturduğu eve çıkıyorduk oradan. Şimdi artık tabii burada oturmuyorlar. Otogarı da biraz ileride. Yani öyle bir yerlere yürümek için çok fazla çaba sarf etmiyorsunuz. Şimdi de şuradaki markete bir gireyim. Burada çeşitli sokaklarda köpekler var. Birbirlerinin alanına girdikleri zaman haliyle havlıyorlar falan birbirlerini. Ya burada şey yoktu. Soğuk su bulamadım. Şimdi ne şeye gidiyorum.
diğer markete gireceğim. Oradan bir soğuk su alayım. 2 saattir küçük su arıyorum. Bulamadım hiçbir markette. Bir markette vardı. O da tahmin ediyorsunuz hangisi olduğunu. Migros'ta. Yani bir küçük suyun fiyatı 18 lira. Yani hiç gerek yoktu. Ama başka bir yerden farklı bir alternatif buldum. Neyse şimdi geriye dönüyorum. Biraz yüküm ağırlaştı. İşte gördünüz. İnalı'nın meydanı ancak bu kadardı. Sizleri gezdirmeye çalıştım. Şimdi yavaş yavaş başka taraflara doğru kaymaya başlayacağız. Daha güzel manzaralı olan yerleri göstereceğim size. Vallahi öldüm. Artık yaklaştım. Tünediğimiz o kumsala yaklaştım artık. Barış da beni bekliyordu. Susuzluktan gebermiştir büyük ihtimal. Bakın şurada ne diyor? Liman 5 kilometre. Şimdi sizi birazdan limana götürüyorum. Evet, en sonunda gelebildik. Kızgın kumlardan serin sulara. Barış orada açlıktan ve susuzluktan gebermiş vaziyette. Şurada duruyor. Bak. Kel kafasını görüyorsunuz değil mi şurada? Bak, hemen şu. Ne yapıyorsun? Evet, burası limanın koyu. Bayağı kalabalık bugün. Daha önceden buraya gelmiştik ve neredeyse ıssız gibiydi ama bugün aşırı derecede kalabalık. Evet, limandayız. Limanda bize bir sürpriz karşıladı. Bakın bir deniz ineği var burada. Şöyle göstereyim size. Çok tatlı durmuyor mu? Biblo gibi vallahi. Şimdi bakın ileride bir de şey var. Bir fener var. Şu deniz ineğini de çekeyim. Çok tatlı vallahi. Biraz daha yakınına gitmeyi deneyeceğim. Bakayım gidebilecek miyim? Yanına. Biraz hareket etsin ya. Hiç hareket etmiyor. Üstüme de saldırmaz herhalde değil mi? Ah canım. Canım. Hiç bakmıyor vallahi bana. Utanmış gibi gözüküyor. Neyse. İleride de hemen arkasında da bir tane balıkçıl var. Bir kuş duruyor. İşte liman da böyle bir yer. Birazdan şöyle yukarıya doğru şu bakın şu görüyorsunuz değil mi? Şu yukarılara doğru çıkıp oradan bir de görüntü alacağım. Gayet güzel görüntüler yakalayacağımı düşünüyorum oradan. Bir deneyelim bakalım. Ama ben bunu hiçbir zaman unutmayacağım. Bak hazırda bana da bakıyorken. Tamamdır. Şöyle şimdi biraz sizi limanı şöyle bir hafiften bir gezdireyim. Böyle bir yolumuz var burada zaten. Ben deniz kenarında. Buraya kıyıya çekmiş bir sürü irili ufaklı tekne var. Yine karşı tarafta balıkçıların yeri var burada. Ağlarını örüyorlar, tamir ediyorlar. Balığa çıkıyorlar. Şimdi o fenerin oraya doğru gitmeye çalışacağım.
Evet, balık yakalama zamanı ne zaman şimdi bilmiyorum ama şimdi yaz herhalde, şimdi değildir. Dolayısıyla hepsi ya hazırlık yapıyor ya işte bu teknelerin bir arızası varsa onları gideriyorlar. Bir şekilde bilmiyorum yani, konuşmak lazım. Tam anlamıyla bilmiyorum tabii şu anda ne yaptıklarını, çünkü teknelerin içerisinde yine belki de yaşayanlar vardır teknelerin içerisinde. Tam olarak emin değilim. Evet, arkamdaki manzaradan da anlayacağınız üzere o tepeye çıktık. Şimdi birazdan size tepeden bir de manzarayı göstereceğim. Bu arada hemen önümde bir tane işletme var. Liman Restoran. Onun biraz daha altında yine bir benzeri bir işletme daha var. İşte burada yiyip içip, hemen arkamda göstereyim, buradan da manzarayı izleyebilirsiniz. Şimdi hadi geçelim manzaraya. Evet, Limanköy, Fransız fenerinin olduğu yere geldik. Burasını hep görüyordum zaten internette fotoğraflarını falan ama hiç gelmek kısmet olmamıştı. Sağ olsun Barış beni buraya kadar da getirdi. Yani o kadar zamandır İğneada'ya gelip gidiyorum ama hiç buraya gelmemiştim. Buradan deniz manzarası gerçekten çok güzel. Şimdi fazla konuşma da artık bize etrafı göster dediğinizi duyar gibiyim. Bu arada ses şıngır şıngır, o çan seslerinden anlayacağınız üzere hani denizde bir tane bir kız vardı ya, işte onlardan, burada o kızlardan bir sürü var. Birazdan onları da göreceğiz. Fenerin etrafına, fenerin gölgesine hepsi yatmış. Öyle dinleniyorlar. Evet, Fransız feneri bu. Bu arada belediye bunu restorasyona almış. Şimdi mesela ben daha önce bilmediğim için Barış bana şey dedi, şu kenardaki bu tahta korkuluklar burada yoktu ve biz şuradan aşağıya, bakın şurada bir merdiven var, bakın şurada bir merdiven var, oradan aşağıya inip şu çocukların olduğu yere inebiliyorduk demişti. O çocuklar oraya nasıl inmişler onu tabi bilmiyorum. Ben şöyle size feneri göstereyim. Aynı zamanda fenerin etrafında da pansiyon, havuz falan gibi işletmeler var. Bakın hemen şurada. Bunlar da bizim kızlarımız burada. Yine büyük bir incir ağacının altına gelmişler. Burada böyle dinleniyorlar. Ve şöyle Fransız fenerini sizlere takdim edeyim. Yani şundaki keyfe bakar mısınız? Böyle bir ayağını da uzatmış. Bundaki keyif bende yok valla. Oh mis. Mis. Yat uzan oraya. Valla inekler de o kadar büyük ki, yani maşallah, şunlara baksanıza, o kadar iri inekler ki anlatamam. Allah kulaklarını falan kaldırdı, biraz korktum, tırstım, tırsmadım değil yani. Ama çok tatlılar ya, çok güzeller, şuraya bak.
daha fazla yaklaşmamak lazım. Evet, Fransız fenerini gördük. İneklerle vakit geçirdik yine. Çok tatlılardı. Biraz tırsmadık değil yani. Şimdi yine rotamızda ne vardı? Beğendik köyü. Beğendik köyüne de gidelim mi dedi Barış. Tamam dedim, gidelim anasını satayım. Bugün her yere gidelim, her yere uğrayalım. Ondan sonra şimdi Beğendik köyüne doğru gidiyoruz. Umarım yol üzerinde çok ilginç şeylerle karşılaşırız diyeceğim ama çok fazla enteresan bir şey yokmuş yol üzerinde. Beğendik köyü sadece tepeden karşıda Bulgaristan tarafını görüyorsun. Bulgaristan köyü var bir tane orada. Kırtareli'ne hafta sonları gelip bütün marketleri yağmalayıp o değerli paralarıyla her şeyi alıp giden Bulgaristan'ı şöyle bir uzaktan Bulgaristanlıları, onlar gerçi Bulgaristanlı. Bundan 6-7 yıl önce aynısını biz yapıyorduk. Belirtelim ki oraya şöyle bir uzaktan bakalım o zaman Bulgaristan'a da. Galiba cep telefonlarında falan Bulgaristan'a hoş geldiniz yazıyor değil mi hemen? Bazen yazıyor. Yani evet. Projn falan gibi bir yazı geliyormuş. Sesli olarak hem de. Bulgaristan'a hoş geldiniz demekmiş o da. Gelsen. Bak buralarda da piknik alanları var ve burada da çadır kurulabiliyor demek ki. Bak evet, Barış. Evet. Demek ki buralara pek karışmıyorlar. Mevzu ateş yakmak. Evet. Yani ateş yakmadığı sürece sorun yok aslında. Evet, yani her taraf orman. Her tarafı orman şu anda. Sizlere de göstermek istiyorum ama arabanın içerisinden çok sağlıklı bir görüntü alamıyoruz zaten. Yani şöyle göstereyim bakın. Tamam. Bakın. Bu taraf her yer şahane. Her yer yemyeşil. Zaten İğne'de dediğimiz yerde yer, gök, her taraf orman ve inşallah orman olarak da kalır. Çünkü artık burası da yavaş yavaş betonlaşmaya başladı. Maalesef. Burayı da keşfettiler. Yani aslında betonlaşma değil de düzenli bir betonlaşma da olsa o düzenli betonlaşma da işi kurtaracak aslında burası. Kurtaracak aynı turistik zamanda yer. Ama bak villalar yapmışlar evet, buralarda şöyle. Liman köyün şeyleri güzel. Tabi buranın halkına da istihdam da sağlayacak aynı zamanda. Çünkü burada iş olanağı pek yok. Sadece orman işletmede insanlar çalışabiliyor burada. Bir zamanı gelince balıkçılık yapabiliyorlar. Evet, bir de balıkçılık. Hepsi değil tabi. Tabi ki hepsi değil. Maalesef. Bir de işte yazın sadece buraya gelen kişilerle kişilerden para kazanan esnaf var. O da tabii sadece sezonluk oluyor. Sezonluk da kısa. Gerçi yine sezonluk olacak. Yani istihdam alanında ne olabilir ki? Burada turizm üzerine olacak. Ya o da sezonluk yani olabilir. Eğer şey yaparlarsa, düzgün bir iş yaparlarsa kışın da burada sezonluk olması gerekmiyor. Sadece yaz sezonu olarak düşünmeyelim. Burada kışın da bir şeyler yapılabilir. Yapılır turistik anlamında. Tabii ki yapılır. Buranın kışı da işte, ayrı güzel evet, aynı zamanda. Evet, ben kışında kaldım. Şimdi bakın birazdan göreceksiniz zaten. Bir taraf deniz, bir taraf göl. Mert Gölü tarafına gideceğiz. Şahane orası. Zaten şeye gidecek miyiz? Park, doğa parkı mıydı? Neydi? Tabiat parkı mı? Geçtik gölünden. Longos. Tabiat parkı. Hamam Gölü'nün olduğu yer yani. Çok derine giremeyiz ama kuş gözlem şeylerine falan gideriz. Tamam, Hamam Gölü'nü falan görüyor zaten evet, orası. Evet. Orası bizim için yeterli olur. Oraya dönüşte gideriz. Tabii. Mert Gölü'nün o taraftan dönüşte. Biraz yürürsek eğer. Bir de gün batımını artık nerede yakalayacaksak belki bir gün batımı yani yakalayabilirsek çünkü çok kısa sürüyor. Orada denk getirebilirsek bakalım. Heyecan içerisinde bekliyoruz. Beğendik köyüne geldik şu anda. Şimdi buranın ne özelliği var diyeceksiniz. Yani güzel, şirin bir köy. Yine doğası da güzel. Çok güzel deniz manzarası da var. Fakat bir özelliği daha var. Şimdi bakın buradan şöyle kamerayı çevireyim. Birazcık da yaklaştırayım. Şimdi bilmiyorum siz görebiliyor musunuz ama ben şöyle mümkün olduğunca şu tarlanın sınırına kadar geldim. Bakın ileride bir Türk bayrağı var. Bunu dijital olarak yakınlaştırabilecek miyim bilemiyorum. İleride bir Türk bayrağı var.
ve o Türk bayrağı sınır. Ve o ileride görmüş olduğunuz kırmızı çatılar, evlerin olduğu yerde Bulgaristan. Buradan Bulgaristan'a böyle hello yapabiliyorsunuz yani. Buranın böyle bir özelliği var. Bu arada tabii biz kamp yerlerine falan da bakıyoruz. Bakın buraya da kamp kuranlar olmuş. Şöyle hazır buraya gelmişken bir de karşı tarafı göstereyim. Bakın şurada bir tepe var. O tepeye çıkıp oradan da görüntü alacağız. Şöyle alabildiğine her taraf çayır. Çok güzel görünüyor. Ve tabii dediğim gibi hemen şöyle şuradan Bulgaristan'da bize merhaba diyor. O tepeye çıkalım derken, yani bakın şurada bir tepe var. Orası da girişi kapatılmış, yasaklanmış demeyelim de. Hemen karşısında da bir tarım ve hayvancılık işletmesi tabelasını gördük. Şöyle bir yer var. Yine çok güzel burası da. Hemen şurada atları görünce onları çekmek istedim. Tabi biraz biz uzak kaldık. Mümkün olduğunca ben zoom yaptım ama maalesef ancak bu kadar çekebiliyorum. Belki yanlarına doğru gidebilirim, bilmiyorum. Ve şu hemen yanında da böyle çok güzel bir ev var. Villa daha doğrusu. Harika bir yer. Ve hemen yanında da yine denize açılan bir dere var şurada görmüş olduğunuz gibi. Orası da çok güzel görünüyor. Şimdi ben birazcık şöyle onların yanına doğru bir gitmeye çalışacağım. Şöyle bir yakından çekeyim bakayım. Vallahi bu kadar yakınlık yeterli diye düşünüyorum. Böyle... Diyeceksiniz ki hiç mi at görmedik ya? Ne yapalım, biz de her zaman göremiyoruz. O yüzden böyle yakından çekeyim dedim. Şimdi buradan yukarıya doğru çıkılmıyor falan demiştim ama biz çıktık, ne yaptık ettik çıktık. Çok da güzel bir manzarası var, böyle hafif hafif tatlı tatlı da esiyor burası. Şimdi size manzarayı gösteriyorum. Sıkı durun. Burada görebildiğim kadarıyla birçok yere çadır kurulabiliyor. Kamp falan gayet rahatlıkla kamp yapabiliyorsunuz. Bir de şöyle bir yakınlaştırmak istiyorum plajı. Bakın ileride gördüğünüz gibi inekler var. Buraya inek plajı da diyebiliriz. İneklere tahsis edilmiş gibi gözüküyor. Yani insandan çok inek var burada. Bakın şurası işte Bulgaristan. Şu parmağımla gösterdiğim yer. Bulgaristan. Volkan abi bak kanalımız. Vallahi aşağı inelim mi, inmeyelim mi, inelim mi, inmeyelim mi falan bayağı bir üşendik. Aşağı kadar inmedik. Çünkü bakın şimdi size göstereyim buranın aşağısını. Bakın şöyle, yani biz resmen bir uçurum gibi bir yerdeyiz yani. Böyle bir tepedeyiz. Aşağı inmek de biraz bizi üşendirdi. Yalnız buradan su o kadar berrak gözüküyor ki, görebiliyor musunuz bilmiyorum ama. Umarım bunu o berraklığı kaydedebiliyordur diyeceğim. Bayağı bir mesafe var buradan. Bilemiyorum. Suyun rengi çok güzel. Berraklığı harika. Tam böyle yüzülecek gibi görünüyor. Tabii deniz meraklıları için geçerli bir şey bu. Ben pek denizi seven birisi değilim. Ben daha çok ormancıyım. Bakın şurada görüyor musunuz? Şunların hepsi inek. İnsan tek tük var. Fakat sahil boyunca inekler dolu. Şimdi neredeyiz? Burası Sisliova köyü. Burası böyle dağların ve tepelerin arasında kalan bir yer. O yüzden burası böyle çok sis alan bir bölgeymiş. O yüzden adı da Sisliova. Şöyle küçük şirin bir köy.
Evet, Sisli Obayı da böylelikle bitirmiş olduk. Zaten küçük bir köy burası. Şimdi arabaya tekrar binip İğneada'ya doğru gidiyoruz. Şimdi öyle bir yere geldik ki valla böyle acayip gölge yapmış ağaçlar. İnanılmaz serin burası. Biraz yemek molası verelim dedik. Kolamızı aldık, böreğimizi aldık. Şimdi biraz böyle turlamaya çıkıyoruz. Şöyle etrafı size biraz bir göstereyim. Evet, yani bu yol her türlü motorlu araç trafiğine kapalıdır diye bir yürüyüş yolu var burada şimdi. Ve buraya gireceğiz. Longos Ormanları Milli Parkı'na yürüyoruz. İşte tamam Barış dediğim yer. Neresi? Longos Ormanları Milli Parkı diyor işte. Evet, şu anda Longos Ormanları Milli Parkı'na giriyoruz. O kadar güzel ki her yer cıvıl cıvıl kuş sesleri. Bu arada tabi burada şöyle panolar koymuşlar. Burada herhalde nerede olduğumuz ve nereye gideceğimiz yerler yazıyor. Burada da önemli ağaç türlerinden Macar meşesi, Türk meşesi, hemen altta dağ kara ağacı ve yaz ıhlamuru ağaçları burada yoğunlukta olarak karşımıza çıkabiliyormuş. Şunları yemeden doğru düzgün çekim yapamayacağım. Anlaşıldı yani bu. O yüzden şunları bir yiyeyim. Tekrar çekime başlayacağım. Şu an parkın içerisindeyiz. Yani burada olmalı ve burayı yaşamalısınız bence. O kadar mükemmel ki. Tabii buradan akan dere artık yavaş yavaş kurumak üzere. Böyle ilerledikçe kurbağalar hareketleniyor. Suyun içerisine atlıyorlar. Tabii biz göremiyoruz onları ilk baktığımızda ama. Şimdi bakın siz de göreceksiniz. Bak gördünüz mü? Şöyle bir şuraya tutayım. Bakın dalgalanmayı gördünüz. Hemen zıplıyorlar. Şimdi yine olacak. Hepsi böyle korkup kaçıyorlar. Ama gerçekten çok mükemmel görünüyor burası. Evet, burası Longos Milli Parkı yürüyüş alanı. Şimdi de size şeyi göstereceğim. Şöyle bir döneyim. Gerçi ileride gösteririm onları. Burada çok fazla yok. İleride çok fazla var. Karşımızda da var. Bir ring kokina var burada. Kokina ne diyecek olursanız yılbaşı çiçeği diye de geçiyor. Bakın şunlar. Şu çalı. Bildiniz değil mi? Ey Allah'ım. Ey. Örümcek. Örümcek olmuş. Ben de nefret ederim. Mümkün olduğunca kaçarım şu böceklerden. Bakın şurada göstereyim. Bakın bunlar. Şimdi bunlar kokina, yani yılbaşı çiçeği. Bir de bunların uçlarında böyle kırmızı kırmızı toplar olur. Ama o topların çoğunluğu aslında bu bitkiye ait değil. Onlar başka bir bitkiden alıp onları böyle birleştirip bunların uçlarına yapıştırıyorlar. Sivrisinek biraz fazla. Bakın burada var. Bakın. O toplardan burada bir tane gördük. Şanslıysak görürüz diye düşünüyordum zaten. Bakın şurada kırmızı. Yani böyle her çalıda mutlaka bir tane ya da iki tane oluyor o toplardan. Öyle çok fazla bulamazsınız yani. Ah, nefes nefese kaldım nedense. Korkudan. Evet, biraz göt korkusundan. Örümcek korkusundan. Aynen ya. Yani az önce nereden diyorum yani işte Allah'ın ormanı yani. Nereden inecek? Ağaçtan, oradan, buradan. Ayaklarımıza, oramıza, buramıza, kollarımıza iniyor. Şu kolayı da oraya koydum ya. İçine acaba böcek sinek girmiş midir diye düşünüyorum. Ben baktım hiç girmedi. Gözümü koymuşsun dedi. Yalan, girdi tabii ki. Şimdi biraz da şu tarafa doğru gidip çekim yapacağım. Bu arada şimdi böyle bir sürü çalı çırpı görüyorsunuz bak burada. Değil mi? Bakın şöyle yerde var.
İşte böyle buralarda bu çalı çırpılar var. Bakın şunlar. Yani bunların hiçbirisini buradan kesinlikle bir kibrit çöpü büyüklüğünde bile bir çalı alamazsınız, yasak. Ve çok büyük cezaları var. Ve iyi ki de bu cezaları veriyorlar aslında, yoksa ormanda ağaç kalmazdı. Yine kurbağalar dereye zıpladı. Ya burada tabii daha fazla kalmak istiyoruz ama sivrisineklerden tabii durgun su olunca sivrisinek de çok fazla oluyor burada. O yüzden çok fazla kalamayacağız herhalde. Bakın bak. Suya nasıl fırlıyorlar suya, görüyor musun? Bak şimdi yine fırlayacaklar. Gördün mü? Bir sürü, bir ordu kurbağa. Bakın. Hepsi suya. En güvenli alanları su tabii. Yine aynı şekilde burada da öyle. Şöyle şuraya doğru biraz gidelim. Bakın buralarda mesela şey var. Çakıllar var. Yani su buralara kadar demek ki geliyormuş. Fakat şu anda su neredeyse yok denecek kadar az. Sadece şöyle bir ileride var. Orada şöyle göstereyim. Bakın kurumuş. Şu ağaç çok ilginç. Şu ağacın kökü inanılmaz ilginç. Yani bakar mısınız şuraya? Kökleri bayağı kalın. Şöyle koca bir tomruk var burada. Sanki burayı hatırlıyor gibiyim ama daha önceden geldim mi gelmedi mi tam emin olamadım. Yani böyle bir yere, benzeri bir yere sanki gelmiştim diye hatırlıyorum. Tabii karşımıza mantar çıkmadı. Tabii ben yemek için söylemiyorum. Ben mantarları çok severim. Hatta fotoğraflarını çekmeyi de çok seviyorum mantarların. Fakat burada pek karşıma çıkmadı. Belki de daha zamanı değildir. Yani bakar mısınız, muhteşem ya. Olağanüstü. Yani şurada bir ağaç devrilmiş ve doğal bir köprü haline gelmiş zaten. Onu şöyle size... Bakın şöyle göstereyim. Şöyle şuradan böyle karşıya kadar ağaç devrilmiş. Ve doğal bir köprü oluşturmuş. Şimdi onun yanına doğru gideyim. Kurbağacıklar zıplamaya devam ediyor. Bakın şöyle göstereyim size. Bakın ağaç nereye kadar gitmiş. Bakın mantar dedim işte, karşıma çıktılar. Burada. Yani bir yakın plan alayım o zaman şunları madem öyle. Bakın ağaç mantarı galiba bunlar. Yani mantardan tabii anlamam. Yani görüntü olarak hoşuma gidiyor onların fotoğraflarını çekmek. Bakın şöyle bir dizi mantar var burada. Şurada da yine aynı şekilde. Yani yemeyelim, işi mantara bağlamayalım. Espri yaptım. Hadi gülün. Of, ne kadar çok kokina var burada. Burası resmen bir kokina tarlası. Aman yarabbi. Ama tabii o üzerindeki kırmızı tomurcuklardan yok. Muhtemelen böyle buralara girip buralardan alıyorlar zaten. Ve dünyanın parasına satıyorlar bunları, biliyorsunuz. Marketlerde falan da satılıyor. Çiçekçilerde, marketlerde. Ya dere böyle. İşte görmüş olduğunuz gibi. Şöyle ileriye doğru gidiyor. Uçsuz bucaksız bir şekilde. Yani buralara gelmenizi tavsiye ederim. İstanbul'da olanlar için de zaten yakın bir mesafe. Uzak bir yer değil. Ben Kırklareli'nin merkezdeyim. O yüzden rahatlıkla buraya gelebiliyorum. Evet, şimdi geriye doğru dönüyorum. Barış pek gelmedi aslında.
Hani yürüyeceksek üstüme bir şeyler giyeyim falan dedi. Çünkü çok fazla sinek ısırıyor beni. Beni de sinekler sever aslında. Her tarafımı şişiriyorlar sağ olsunlar. Ah, bir sene işte biz burada İğnalı'da kalıyorduk. Bir yakınımızın evini kiralamıştık. Rüveyda abla. Rüveyda ablaya da buradan selamlar. İzliyorsa eğer beni. Onun evinde inanılmaz sivrisinek vardı. Yani her tarafım yara içinde kalmıştı ya. Ve siyah sivrisinekler. Hani normal bir sivrisinek de değil, siyah. Bakın şöyle bir şey yapmışlar buraya. Yürüyüş parkuru diyor. Hem bu tarafa gösteriyor hem o tarafa gösteriyor. Ama biz çok fazla ileriye gitmedik. Bu kadar da yeterli. Göreceğimizi gördük gibi. Nefes nefese kaldık. Bilmiyorum bakalım Barış şuraya doğru ilerlemiş. Yani herhalde öyle bir baktı galiba. Ne var ne yok diye. Burası başlangıçmış bakın. Böyle bir tabela asmışlar buraya. Burası başlangıçmış. Buradan böyle şu yolu takip ederek gidebildiğiniz kadar gidiyorsunuz. Artık oradan nereye çıkarsınız bilemiyorum. Biz oraya kadar gitmedik. Evet, geriye dönüş yolundayız şu anda. Bakalım önümüzde ne var? Şuralar köprü. Temsil ediyor, ne diyor? Sarı rota 4 kilometre. Ha, burasını gösteriyor. Yani şu an bulunduğumuz bölge burası. Evet, yani biz buradayız. Kırmızı rota, sarı rota ve mavi rota. Şöyle göstereyim bakın. 7 kilometre evet. Kırmızı rota. Evet. Kırmızı rotayı takip ederseniz 7 kilometremiş. Yani en uzunu o kırmızı rota. Sarı rota 4 kilometre en kısası. Mavi rota ise 6 kilometreymiş. Şimdi bu Erikli Gölü dediği yer biraz önce şey askeriyenin önünden geçtik ya limana giderken. O limanın olduğu yer o Erikli Gölü. Burası şu anda daha sazlık biraz daha sığ tabii. Tam gözükmüyor. Orası orası. Buradan kırmızı rota izlediğinde oraya kadar gidiyorsun. Yani şu şey yürüyorsun ama nasıl anlayacağım ben buradan kırmızı rota? Bir şey var mıdır acaba? Çıkışlar var ya. Şimdi sen buradan kırmızı rota şeyi var galiba bir dakika. Ya buradan şimdi ben hangi rotadayım ben? Şu sarı rota mı? Çok kırmızı taraftasın. Mavi tarafa geçerken ileride bir ayrım var muhtemelen oradan geçiyorsun. Ama hayır şu kırmızı rota sarı rota falan diye böyle bir şey yapmışlar mıdır acaba tabela? Yapmışlardır tabii. Ha, onu şey yapıyorum sonra. Ben hiç gitmedim o tarafa yapmışlardır onu. Yapmadan olmaz yoksa niye renkleri ayırsınlar? Evet evet tabii yani mutlaka o tabelalar ileride karşımıza çıkacaktır diye tahmin ediyorum ben de. Böyle bir şey var yani her şeyi planlamışlar. Erikli Gölü yürüyüş parkuru evet, diye geçiyor. Ama gelirken uzun kollu ve uzun paçalı şeylerle gelirseniz daha iyi olur. Ya da kabama ben böyle şeyleri takmıyorum yani ne olursa olsun zaten doğadayız. Sineğine bile kurban olayım lan falan gibi bir yaklaşım içerisindeyseniz hiç ona aldanmayın. Burada böyle koca koca sivrisinekler böyle her tarafınızı baloncuk hale getirebilir. Yani olsun lan. Şehirde yaşayan insanlar bazen böyle olabilir, düşünebilirler yani. Yok, bir hani değerli bir şeye bari kurban ol, ayıya kurban ol, ne bileyim yaban domuzuna kurban ol. Gel bana kurban ol ama yani sineğe kurban olmak nedir? Olsun. Bazen yeri gelir sinek bokuna bile kurban olabilirsin yani. Ha, Kurban Bayramı'ndayız diye mi bu kurban olma şeyi çıktı bilmiyorum neyse. Evet neyse hadi binelim arabamıza. Sizi öyle bir yere getirdim ki yine bir tepedeyiz. Bu sefer Mert Gölü'nün denizle birleştiği yerdeyiz. Buraya bayılacaksınız. Daha önce niye İğneada'ya gelmedim diye hayıflanabilirsiniz de. Bir de bu arada önümüzde inanılmaz yani plaj var ve inanılmaz kalabalık. Acaba yarışma mı yapıyorlar, birisi mi boğuldu falan diye böyle bir arada kaldık. Çünkü bayağı bir kalabalık bir grup var orada. Şimdi size gösteriyorum. Bakın görüyorsunuz değil mi? Bakın tam şu nokta Mert Gölü'nün denizle birleştiği yer. Şu an orası kapalı galiba değil mi bu arası orası? Yol var yok değil. Şey, geçiş var yani. Geçiş var oraya. Yine çok ileride inekler ve kamp yapan kişilerin çadırları var. Tabii böyle geldiğiniz zaman da yine işte halk plajı burası. Yine şezlongları ve şemsiyeleri görebiliyorsunuz. Burası ücretsiz bir yer bu arada. Ya, ve inanın ben bu kadar kalabalık olacağını düşünmüyordum buranın. Gerçekten çok kalabalık.
Bir de şöyle bir şey, buranın suyu bayağı sığdır. Hani böyle gidiyorsunuz gidiyorsunuz ve sanki hala denizin üzerinde yürüyormuşsunuz gibi bir his veriyor. Ama şu anda öyle değil herhalde, değil mi? Şu anda öyle değil gibi. Belki de bir akşamüstü falan mı oluyor? O bir su çekiliyor galiba. Yok hayır, şu anda da öyle. Şu anda da öyle galiba. Yani bu daha sığ burası. Hani böyle çoluk çocukla gelebileceğiniz en güzel yer burası aslında. Çocukların da güvenle denize girebileceği bir yer burası. Dediğim gibi sığ olması böyle bir avantaj yaratıyor. İlerisi de Mert Gölü. Oraya kadar gideceğiz. Gidecek miyiz? Mert mi? Yani popon yiyor mu? Bilmiyorum. Tamam, götü yiyormuş o yüzden. Oraya kadar gideceğiz. Şapkan vardı mı senin? Yok mu? Ben şapka kullanmıyorum şimdi. Yapıyor, ne yapayım? Bu güneşte ne yapacaksın? Ben, Allah Allah, sen ilk defa mı güneşte çıkıyorsun adam? Ben burada yaşıyorum ya. Allah sen bilirsin. Burası böyle güzel bir tepe. Yine işte karşısında çeşitli villalar var. Bir de şu kamerayı kullanmayı bir öğrenebilsem artık. Böyle villaların karşısında böyle şahane bir plaj. Ve deniz böyle, Karadeniz böyle uzayıp gidiyor. Hadi şimdi biraz Mert Gölü'ne doğru gidelim. Kuma gelmişken söyleyeyim, buradan bu az önce denizi ve Mert Gölü'nü gösterdiğim tepeden gün batımında yakalarsanız harika oluyor. Bakalım, bilmiyorum biz yakalayabilecek miyiz? Emin değilim. Ama eğer buraya gelirseniz buradan bir gün batımı izleyin derim size. İğneada Milli Parkı yazıyordu. Biz de daha önce girmemişiz buraya. Barış'a dedik hadi bir girelim bakalım nereye gideceğiz, nereye çıkacak bu yol. Biz de merak ettik. Daldık içeriye, bakalım nereye doğru gideceğiz. Ama Mert Gölü falan yalan oldu yani şu an. Hayır, Mert Gölü burada zaten. Evet. Şimdi buradaki bütün göreceğin şey su, Mert Gölü. Burası Milli Parkı, o zaman aynı yere çıkacaklar herhalde, belki de bilmiyorum. Nereye? O. Hayır, buradaki bütün ormanlar, şeyler Milli Park olarak geçiyor zaten. Hmm. Yine her taraf çöp dolu zaten baksana. Aa, su falan var burada ya. Şimdi zorlanırız araba. Başar başar, girme. Şurada buraya girmeyelim. Girmeyelim, evet, başar. Şurada bir geçer su. Oh, hiç gerek yok. Neyse geri. Neyse geri dönelim, başar. Araba geçti ve tuzu dumana kattı burada. Böyle. Olduk. Vallahi bakın sizler için bu sıcağı mucağı aldırış etmeden, ki ben aldırış etmiyorum da arkadaşına aynı şeyi söyleyemeyeceğim. ben yaz kış burada yaşarım. Ne yaptık, ne ettik? Mert Gölü'ne kadar sizi getirdik buraya. Yani gelemiyorsanız, imkanınız yoksa en azından bu videoyu seyrederek, paylaşarak sevdiklerinize, yakınlarınıza da yollayabilirsiniz. Bu arada tabii paylaşmak falan demişken şeyi unutmayın, yani videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı sakın unutmayın. Kendimi göstererek söyleyeyim dedim. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı sakın unutmayın. Hadi şimdi Mert Gölü'nün tadını çıkartın. Evet, şurada bir ördek şeyleri var. Anne önde gidiyor, yavrular da arkada. Çok tatlılar. Daha fazla zoom yapamıyorum maalesef, bu kadar oluyor. Belki birazdan yine yanımıza yaklaşırlar. Bak karşıda da var. Evet. Onlar da dalmayı, yüzmeyi öğretiyor. Şurası kapanıyordu, şey açılıyor muydu? Yani suyla kap. Doluyor, evet. Şurası bakın, şu hani sarı kısım çizgi var ya. Şu anda, orası suyla kapanıyor ve deniz ve göl birleşiyor. Şu anda durduğumuz yer su altında. Yani aşağı yukarı bele kadar su. Evet, oluyor. Bakın şu zaten kadar gidiyor. Evet, bakın zaten izden de belli oluyor. Şu koyu renk olan kısım suyla kapanan olan kısım. Şu ilerisinde kapanıyor ve denizle birleşiyor. O çok ilginç. Yine inekler yine burada. Zaten o tarafa da geçeceğiz.
Bakın böyle karşı tarafa da zannediyorum burası sığ herhalde ya. Yürüyerek falan geçilebiliyor mu? Tam emin değilim ama biraz daha ileriden galiba yürüyerek geçiliyor. Böyle bir yeri var. Biraz şimdi ben şöyle bir ileriye doğru gideyim. Evet, böyle ilerledikçe Mert Gölü'nün de daha farklı açılardan görüntülerini görebiliyoruz. Yani burada yine balık tutmaya çalışan bir arkadaş var. İğneada inanılmaz derecede başıboş sokak hayvanlarıyla dolu. Tabii bu aslında kısırlaştırmayla önü alınabilir. İşte burada bazı gönüllü olarak onların bakımını yapan, karınlarını doyuran abileri, ablaları var. Fakat tabii hepsine yetişmek mümkün değil. Bakın bir tanesi burada suyun içerisine girmiş, hem su içiyor hem de serinliyor. Zaten birçok köpeği burada böyle bu şekilde serinlemek için suyun içine girdiğini tanıklık edebilirsiniz. Normalde biliyorsunuz köpekler pek sudan hoşlanmazlar. Ama bunlar suyun içerisine girmek için can atıyorlar. Evet, Barış karşı tarafa geçmiş, bana el sallıyor, ben buradayım diye. Onu gördüm. Ben de onun yanına doğru gidiyorum. Evet, ineklerimiz her yerde. Bakın burada da var. Mert Gölü'nün ve denizin hemen ortasına böyle çökmüşler. Vallahi keyifleri keyif yani. Daha ne denebilir, baksanıza şuraya. Şey değil mi, boğulanlar var. Ya bak, bugün 3 kişi boğulmuş. O yüzden denize girmek yasak mı diyordu yoksa bir şeysiz yasak mı? Yok, komple girmek yasak herhalde. Ha. Bulamadılar boğulanları. İnsanlar boğulmuş, 3 kişi boğulmuş ve bulamamışlar. Zaten burada zaten artık... Bak, şurada sahil güvenliği botu var, şurada da ufak bir şeyi var, teknesi. Evet. Şimdi o boğulan kişileri arıyorlar şu an. Ama burada şöyle bir şey, artık biz yani bunları duya duya alıştık. Hani evet, girilmesi yasak deniliyorsa, bakın çok rüzgar var. Çok dalgalı deniz. Ben de onu söylemedim. Ondan ama şey, yani neyse artık olay. Şey de var bir de burada biliyorsun. Su çekiyor. Sizi böyle aşağı doğru götürüyor. Ona bir şey diyorlardı. Unutmayın şimdi onun adını. Rif akıntısı o. Ha evet, öyle bir şeydi. Rif akıntısı ama o başka bir şey. Yani o şu an hatta böyle... annemler bile kıyıda dedikodu yaparken onları bile fark etmeden alıp götürmüştü teyzemle birlikte. Şöyle birazcık bele kadar suya girmişler. Bir bakmışlar şeydeler, denizin ortasındalar. Evet, akıntı yani anlamıyorsunuz ve sizi... Onlar öyle çıkar. Evet, yani hiç tanımadıkları kişiler, yani sağ olsunlar. Onlar gelip kurtardılar. Ah canım. İneciklerimiz de burada, bu tarafta. Yani kumsalda ne ararsanız var. Traktör, inekler, ayı, kutup ayısı. Her şey var, her şey. Ben, en ilginç olanı da ben. Evet, şu an denizin içerisinde hiç kimse kalmadı. İçeriye girilmesi, yüzülmesi yasaklandı. Çünkü işte o boğulan kişileri arıyorlar şu anda. Ve burada denize girilmeyecek, hani havadan dolayı denize girilmeyecek denildiği zaman bile maalesef dinlemiyorlar. Ve bu Karadeniz, Karadeniz'in suyu hırçın, ayrıca dediğim gibi burada bir akıntı oluyor. O akıntıya karşı bilinçli olmanız gerekiyor. Dolayısıyla bunlara dikkat etmediğiniz zaman da akıntı alıp sizi götürüyor. Bir de iyi de yüzme bilmiyorsanız biraz dikkat edeceksiniz, açılmayacaksınız. Yani şu an üzüldüm yani gerçekten. İnşallah sağ salim bulurlar diyeceğim ama yani bayağıdır da arıyorlarmış. Biraz imkansız gibi gözüküyor ama bizim burada yaşadığımız dönemlerde bile artık biz de alışmıştık yani, sürekli ambulanslar gelip gidiyor falan filan, böyle şeyler yaşanıyordu. Bilmiyorum yani, inşallah kurtulurlar diyelim. Allah'tan ümit kesilmez.
Bu arada bakın böyle insansız yerler tabii bana daha cazip geliyor. Daha çok seviyorum. Bu arada benim ayağımda şey var. Spor ayakkabılar var. Ben deniz kafasıyla buraya gelmediğim için. O yüzden Barış kadar hızlı yürüyemiyorum. Onun ayağında terlikler var. Sürekli tabii kum ayağımın içine girmesin diye bir taraftan çabalıyorum. O yüzden şöyle şu taraftan gideyim. Burada kum biraz daha sert gibi duruyor. Şurası biraz daha rahat. Yine işte dediğim gibi Mert Gölü. Bir taraf Mert Gölü. Diğer taraf Karadeniz. Bakın buraya da çadır kurmuşlar mesela. Ve ben bu tarafa kadar yürümemiştim açıkçası. Ama gayet güzele benziyor ya. Bayağı ağaçlık bir yermiş yani burası. Güzel. Buraya da çadır kurulabilir bence. Barış. Barış. Burası da tam çadırlık. Vallahi biz acaba çadır kurabilir miyiz, kamp yapabilir miyiz falan diye düşünürken böyle bir sürü yer keşfetmiş olduk aynı zamanda. Şöyle içeriye doğru bir gidelim, artık kumdan kurtuluyoruz. Kumda yürümek de bayağı bir zorluyor insanı ya. Oh, şu an kumdan kurtuldum. Şöyle daha bir ağaçlık bir alana doğru gidiyoruz. Vallahi hatırlamıyorum. Vallahi çok iyi hatırlayamıyorum. Olabilir, doğrudur. Yani şey, az önce o su olarak görmüş olduğunuz yer çekildiği zaman araçla falan geçebiliyorsunuz gayet. Rahat bir şekilde geçip buraya kadar gelebiliyorsunuz. Gelmişizdir, ben hatırlamıyor olabilirim. Çok güzel. Böyle yeşillik kokuyor. Bakın bunlar işte böğürtlen hep. Şunlar böğürtlenler ama daha zamanı değil ama bakın çiçek açmaya başlamış. Demek ki yakında böğürtlenler gelecek. Çiçekleri gelmiş önden. Bakın buraya da yine kamp yapanlar var burada. Burası gayet güzel ya kamp için. Olabilir. Barış! Neredesin? He. Ha. Anladım. Tam şey, şurası da ağacın şu kolu. Salıncak. Tam salıncaklık. Burası tam gölün yanı olduğu için burada tam şey, yılan bilmem ne falan biraz Ya ona bakarsan her yer yılanlı bilmem ne tehlikeli de bak işte. Çocuklar kalmış yani orada. Ama şöyle bir şey bir de var. Sen nedir, önlemini aldıktan sonra bir şey olmaz. Yani iyice kapatacaksın çadırının ağzını. Vallahi nereye doğru gidiyoruz bilmiyorum. Ben buralara kadar geldiğimi pek hatırlamıyorum daha önce Barış. Gelmiş olabiliriz de hatırlamıyorum. Ah bakın böğürtlenler işte. Böğürtlen zamanı gelip burada kamp yapacağım. Bütün böğürtlenleri toplayıp reçel yapacağım onlardan. Bir de o kadar güzel oluyor ki anlatamam. Evet, yine kumlu yerlere beni soktu. Ben şöyle kumsuz yerlerden gitmeye çalışacağım ya. Şimdi onun ayağında tabii terlikler var. Şapıdık şipidik hızlı hızlı gidiyor. Ama şu an galiba burada kumlu yerin dışında neresi var ya? Her tarafta kum. Şurası biraz daha iyi gibi sanki. Evet, ben buradan gideyim şöyle. Bir de bunun geriye dönüşü var tabii. Yani. Bak buraları da güzel ya. Buraları da çok sevdim. Yine ördeklerin sesleri geliyor. Keşke ördekleri çok yakından çekebilseydim. Çok şahane gözüküyorlardı ya. Önde annecikleri, arkada da bir sürü yavru. Bu arada o ördekler doğal olarak burada var. Orada birileri uyuyordu da yine kamp yapmışlar. Birileri uyuyordu. Sesimi çıkartmayayım dedim bir anda. Sesimi kestim. Ne diyordum? Ördeklerden konuşuyordum.
Ördekleri aslında bilhassa getirip bırakıyorlar galiba buraya. Çeşitlilik olsun diye mi yapıyorlar bilmiyorum. Çünkü ördeklerin ayaklarında şey var hepsinde. Bilezikler var. İşte üzerinden numara falan yazıyor ya onların. Onlardan. Of. Bayağı bir yordu bu yol beni. Bu çocuk nereye gidiyor ya? Oğlum nereye gidiyorsun sen? He? Kumsala mı? Ama burada denizde yüzmek yasakmış. Bak burada da yazıyor burada. Şunu korkutayım biraz. Deniz canavarları var diyor. Tabelada. İşte al bak ya, yalan atayım dedim ama şaka yapayım dedim. Vallahi dur, denize girmek tehlikeli ve yasaktır diyor. Dikkat, yüksek boğulma tehlikesi diyor. Çadır kurmak, piknik yapmak yasaktır dedi. 50 tane çadır kuran insan gördük burada. Demek ki hiç kimse hiçbir şey tınlamıyor. Barış da birazdan girecek zaten. Gerçi bilmiyorum girebilir mi ama. Dur bakalım. Ya aklıma şimdi geldi. Şimdi genelde İğneada'nın bu tarafında kumda kum zambakları oluyordu. Bembeyaz açıyordu hepsi. Fakat artık gözüme çarpan beyaz zambak yok. Muhtemelen söküp alıyorlar. Şimdi bu çiçekleri falan bitkileri görünce burada aklıma geldi. Bayağı bir şey oluyor aslında burada. Zambaklar falan oluyor. Barış bir şey gösteriyor ama anlayamadım. Dur yanına doğru gidiyorum. Az önce şu karşıdaki tepeden, bakın şuradan bu tarafı çekmiştim. Hani gölü falan çektim ya. Gün batımı falan da güzel gözüküyor oradan demiştim hatta hatırlıyorsanız. İşte buradan bakıldığında da orası o. Yani o tepe o. O tepe. O tepe, bu tepe, bu tepe, o tepe. Bir türlü söyleyemedim. Evet, buranın denizi de böyle. Az önce herkesi çıkartmışlardı ama şu an herkes yine giriyor. Bir sıkıntı yok gibi. Vallahi hatta karşı tarafta ayıp şeyler bile oluyor. Neyse orasını daha fazla gösteremeyeceğim. Kapatıyorum. Vallahi buraya kadar geliş çok zordu benim için. Kumdan, kumun ortasından geldik. Şimdi böyle kıyıdan gelmek daha geriye gitmek daha rahat. Çünkü şey burada kum daha sıkışık olduğu için daha rahat yürüme imkanı sunuyor. O yüzden biraz daha rahat ilerliyorum yani buradan. Tek sorun ayakkabıyla burada dolaşmak. Armut gibi buraya ayakkabıyla gelirsen adaya geliyoruz, bir tane terlik getiriyoruz. Ne yapayım valla. Ben daha çok yürüme kafasındayım. O yüzden deniz kenarı, meniz kenarı falan hiç yapmayız diye düşünüyordum yani. Hayır, denize girmeyiz diye düşünüyorsun. Sonuçta kumda yürüsün yani, çekim yapacağım, bir şey yapacağım. Yani çok zor durumda kalırsam çıplak ayak dururum, ne yap? Ha işte. Yapacak bir şey yok. Hadi bakalım. Şu anda çok zor durumda değilsin o zaman. Yok. Çok zor durumda değilim. Bir de şimdi onları arındırmak da var yani. Su dökmem lazım. Evet. Şimdi bir tane market bul. 5 litrelik su al. Ayaklarına dök. Yo, arabada 5 litrelik şişe var. Denizden doldurup götürürüz ya. Tamam, olur. Olabilir. Alabilir. Onu da deneyebiliriz. İşleri çok zorlaştırıyorsun sen ya. Yani çok yosun var burada. Evet. Bu kısımda çok aşırı zarısı yosun mu? Bok mu? Boka benziyor sanki. Hayır, yosun mu? Bok mu? Yosun. Bir şey var. Bokun ne işi var burada? Neyse. İnsanların çok yoğun olduğu yere geldiğim zaman ben böyle bir yavaştan bir cinnet geçiresim geliyor. O yüzden ATV de geliyor. Dur bakayım şu çarpılmıyor. Çarpmasın bizi. Şöyle gezelim. Evet, sahili görüyorsunuz. Bak şimdi nasıl görüyorsunuz. Herkes bana deli muamelesi yapıyor şu anda. Herkes bana bakıyor. Şimdi bu ne yapıyor? Bu deli ne yapıyor? Diye. Almış eline böyle. Bence ATV'ye bakıyor. O da olabilir. Artık bu zamanda YouTube kanalı olmayanı dövüyorlar.
Öğrenin artık şunu ya. Siz de açın bir tane, bir hobi bulun kendinize. Ama şey gibi değil mi Barış burası? Yani Brezilya plajlarını aratmıyor yani. Aynen. Diğer taraf bilhassa. Evet. Öbür taraf. Burası mahalle plajı. Yani burası kaka. Biraz daha kalabalık olursa Çin plajları olacak. Evet. Çinlilerin plajları acayip. Hatta bir tane Çinli gördüm galiba. İleride. Bak bunlar da Çinli. O sakin diye gelmişlerdir. Evet. İyi ki duymadı bari. Kafama geçirirdi şu şeyi. Sen de millet için atıp tutma ya. Evet, bayağı bir kalabalıklaşmaya başladık. Ama ne yapayım, battabalık yan gider, dayak mı yeriz artık? Tabii tabii, kamerayı bana verirsin sen dayak yerken. Ya bizim milletimiz biraz öyle ama ya. Yani şimdi mesela sen sanat yapmaya çalışsan, alırsan eline fotoğraf makinanı. Şurada gülü çekmeye çalışırsan, adam oradan bir çıkar. Sen benim karımı çıplak fotoğraflarımı çekiyorsan diye kafamı bir indirir böyle var ya. Bunlar yapıldı sonuç itibariyle. Kafama şey indiriyormuş, şu algida şemsiyesi var ya, kafama indirmez onu, götüme de sokabilir. O da olabilir yani. Daha uygun mesela o aktivite için. O yüzden biraz korkuyoruz. Tabii çocukları çekmeyeyim şöyle. Zaten kadraja çocuk girdiği zaman mecbur moza eklemek zorunda kalıyorum. İşte bu şey galiba. Sahil can, güvenlik herhalde değil mi? Can kurtaran. Sahil güvenlik demişti böyle yap, o da yapıyor. İşini de biraz fazla ciddiye alıyor. Yani. Tabii ben şey bir de karıştırdım, o Pamela Anderson falan dizisi vardı ya, sahil güvenlik. Şimdi böyle karşıdan mesela 3 tane fıstık gibi hatun bikinilerle falan koşa koşa geliyormuş. Ben de burada bayılma numarası yapıyormuşum. Suni teneffüs falan fena olmaz yani. Aslında iyi de olurdu. Evet, bayılanı suni teneffüs yapmıyorlar yani. Bak bak, köpekleri görüyor musun? Bak yine bir tane minnoşun birisi yine serinlemek için suya dalmış. Bu Barış, sudan nefret eden hayvanları görüyorsun değil mi? Şu an mecburiyetler nasıl? Yani gölün ortasına kadar gidiyorlar valla. Gel. Neyse, gelme gelme, boşver. Orada kal. Önce dedik ki birazcık kapılar açık kalsın, içerisi havalansın. Göya öyle yaptık fakat bir oturdum, sırtım var ya şu an sanki böyle fırıncı küreğini değdirdiler yani şey sırtıma. Cayır cayır yanıyorum. Şimdi ben buraları zaten biliyorum. Daha önceden defalarca gezdim işte. Az önce gittiğimiz yerlere evet gitmemiştim ama yani buranın kısa bir uzantısı orası da. Sizler için gezdik tekrar İğneada'yı. Yani 40 derece sıcağın altındayız valla. Şu an hissedilen bu. Sizler de artık bir videoyu şu anda bir like yaparsanız beğenirsiniz diye tahmin ediyorum. İğneada ile ilgili sormak istediğiniz başka şeyler de varsa mutlaka yorumlar kısmına yazın. Mutlaka cevaplayacağım. Artık İğneada'yı sen de biliyorsun. Bilmiyordun, keşfettin. Bir sen eksiktin yani burada. Hadi seni de bekliyoruz, gel. Hepiniz aynı anda gelmeyin. Çok kirletiyorsunuz bak söyleyeyim. Teker teker gelin, yanınızda çöp poşeti getirin. Çöpleriniz de arkadaşlar lütfen, çok rica ediyoruz. Çöp ya, yanınızda bir çöp poşeti almak çok zor değil ya. Ya da getirip bin poşetleri falan yok mu? Onlar da olur. Onlar da olur. Ya onların içinde getiriyorsunuz zaten. Yine aynı şekilde onları bin poşetin içerisine atın. Ağzını güzelce bağlayın. Burada çöpe atın yani burada. Çok rica edeceğiz yani. Demişken İğneada Longos Ormanları Milli Parkı'na da mutlaka uğrayın. Zaten merkeze çok yakın bir yer burası. Demirköy Orman Fidanlık Şefliği yazıyor hemen yanında, görmüş olduğunuz gibi. Buradan biz böyle içeriye doğru gideceğiz. Kuş gözlem merkezi falan var. Arkamızda araba bekliyor, fazla ben bekletmeyeyim. Şöyle içeriye gireyim ve o şekilde devam edeyim. Kendime de çevireyim şöyle. Tabii çok yakın oldu. Ben zoom yapmıştım hemen. Onu birazcık düzelteyim şöyle. Daha iyi oldu. Buraya da mutlaka uğrayın. Burası da ayrı bir güzel bir yer. Tabii galiba biz çok fazla ileriye doğru gidemeyeceğiz. O hamam bir miktar gideceğiz işte. Ama şey, kuş gözlem kulesine çıktığımız zaman tamamıyla bütün manzarayı görebiliyorsunuz orada. Yani umarım çıkabiliriz. Kalabalıktır diye tahmin ediyorum. Kalabalıktır çünkü tatil, bayram tatili.
Şimdi birazcık da orayı gezdireceğim size. Tabii drone'umuz da olsaydı daha da güzel olacaktı. Çünkü güzel. Buraya gelip buradan drone'la görüntü kaydedenlerin videolarını izledim ben. Muhteşem. Yani şeye kadar gidiyor işte, bu Mert'le birleşiyor, evet. Deniz'le birleşiyor görüntü. Olağanüstü güzel bir görüntü sağlıyor. Bakın burada bile piknik yapanlar falan var. Tabii yine tabelalarda piknik yapmak yasaktır, ateş yapmak yasaktır gibi şeyler ateş yazsa da. Ateş yapmak yasak. Evet, yani işte herkes... Biz çünkü piknik anlayışımız bizim hemen mangal yakmak olduğu için. Aynen, o yüzden sürekli ateş yakmak yasaktır şeklinde tabelaları görmek de gayet doğal. Piknik yasak kısmı o aslında, ateş yakmakla alakalı. Şimdi şöyle ben yine karşı tarafı biraz göstereceğim size. Şimdi bakın, şu ağaçları görüyorsunuz değil mi? Belli bir zamanda bu ağaçların, yani ormanın içi tamamıyla suyla kaplanıyor. Evet. Zaten Longos'un anlamı da bu. Su basan anlamına geliyormuş. Tabii ben o halini görmedim. Bilmiyorum. O dönemi yakalayıp buraya gelmek lazım. Umarım o ana da denk geliriz. Gidemezsin ki. Şu gördüğün gittiğin yolların hepsi su için. Evet. Yani bak öyle. Şu kanalı mesela. Evet, evet. Bakın şuraya kanal bırakmışlar. Oradan su akıyor ve taşıyor, yollara geliyor. Zaten gidemiyorsun. Yani evet, hiç deneyimlemediğim için o yüzden pek bilemiyorum. Yani dediği gibi olabilir Barış. Yani bu yol göller tamamıyla. Taşıyor, belki şeyle falan olabilir. Hani bir jiple, miple falan geliniyorsa. Traktörle. Traktör, jip ya, o da olabilir, bilmiyorum. Şimdi önce şuraya Mert, giriyoruz. Mert Gölü diyor. Biz zaten az önce görmüş olduğunuz yer Mert Gölü'ydü. Ama buradan da Mert Gölü'ne çıkış var. Geçen sefer geldiğimde burada bir yılan arkadaşla karşılaşmıştım, hatırlıyorum. Sen de vardın galiba o zaman herhalde. Bilmiyorum, ben hatırlamıyorum. Yılanlar artık hareketlendi. Tabii tamam, yılan zamanı artık. Yılan, böcek, çıyan, sinek. Artık hepsi sinek çıkmaya başladı bu sıcakta. Tabii en kolay, ya bırak yılanı da bırak. Yılan bizi gördü mü korkar kaçar da. Bu sinekler zombi gibi, yani üstümüze geliyor böyle. Ne yapacağımızı şaşırıyoruz. Yine bir toprak yoldayız galiba. Yo, toprak yol mu? Toprak yol. O yüzden tıkıyor. Konuşamıyoruz. Neyse, hadi indiğimiz zaman şey yaparız. Yine video açarız. Evet, şimdi geldik Kuş Gözlem Kulesi'ne. Birazdan Kuş Gözlem Kulesi'ne çıkacağız. Bakın hemen şöyle arkamda. Görüyorsunuz. Yok, su almayacağım. Hemen şurada birazcık etrafı size gezdireyim. Şöyle uzaktan göstereyim size kuleyi. İşte bunun tepesine çıkacağız. Etrafı oradan keseceğiz. Bakalım neler var, neler yok. Tabii yine burada kurbağacıklar viyak viyak viyaklıyor. Ben çok seviyorum ya kurbağa seslerini. Ama kafayı yedirtebilir bunlar insana. Zaten hemen suya da atlamaya başladılar. Bak, bir tanesi de kafayı çıkartmış şuradan. Yani görmeniz imkansız ama ya. Nasıl göreceksiniz ki? Yani bakın şurada bir yerde. Sesleri duyuyorsunuz değil mi? Acayip acayip valla. Of, kim bilir kaç milyon tane şu an kurbağa var burada. Seslere baksanıza. Biraz da şu tarafa doğru gideyim. Biraz da oradan göstereyim size çevreyi. Bakın işte şurası İğneada. Şu tarafa doğru gidiyorum. Ah, böğürtlenler baksanıza. Bunların hepsi benim olacak yakında. Bu yol trafiğe kapalıymış. Madem trafiğe kapalı, biz şöyle birazcık ilerleyelim o zaman. Şöyle size etrafı biraz gezdireyim. Tabii her taraf böyle sazlık dolu.
Of, önümüzden böyle koca koca Yusufçuklar geçiyor biliyor musunuz? Şu an benim gözümün önünde hatta yani birkaç tanesi. Tabii buradan yani sizin görmeniz imkansız gibi gözüküyor ama bakın bir tane geçti. Gördünüz mü? Bilmiyorum yakalayabiliyor musunuz oradan? Bilemiyorum gerçekten. Kurbağalar yine fingir diyorlar. Evet, zaten buradan daha geriye gidilmiyor. Yol burası. Buraya kadar su gelmiş. Geri kalan her yerde sazlık, bataklık, işte göl, her neyse. Evet, geri döndüm. Şimdi kuleye doğru bir ilerleyeyim bakayım. Şuraya bir çıkayım. Barış şey dedi, benim bacaklarım çok ağrıdığı için öyle bir problemi var. Belki çıkamayabilirim falan dedi. Bir bakalım, bir deneyelim bakalım. Belki çıkar. Şimdi bakalım buralarda hangi kuş türleri varmış. Ak kuyruklu kartal var. Belki görürüz yukarıya çıktığımız zaman. Yine sessiz kuğu varmış. Kara ağaç kakan türü. Boz kuyruk kakan varmış bir de. Yani en önemli olan kuş türleri bunlarmış burada. Şimdi yukarıya doğru çıkıyoruz. Gelebilecek misin Barış? Yavaş yavaş bir dinlene gel istersen. Daha önce gelmiş miydin? Geldim de çıkmadım. Çıkmamıştın. Belki bu sefer çıkabilirsin. Yavaş yavaş yorulursan şey yap, dinlen. Mevzu yorulmak değil, dizlerin şey... O anlamda onu kastediyorum zaten. Neyse, ben de fazla uzaklaşmayayım başına. Dizlerinin bağı çözülür falan. Ben de toparlarım. Tekrar. 130 kiloyum. Kaldırırsan indirirsen. Yok be, ne kaldıracağım? Hemen şöyle dizlerine bir tane bir tekme. Hemen kendine tamam. Getiririm. Tamam, burada hadi birazcık dinlenelim. Hem şuradan da şöyle ben de biraz etrafı da göster. Valla benden önce çıkacak ha. Yok, çıkamamayı demem dedi ama. Valla şu ana kadar görebildiğim tek kuş türü şey oldu, kırlangıç. Onu da yani şehirde bile görüyoruz. Bu arada ıhlamur kokuları geliyor burnuma. Of, mis. Ama ıhlamuru göremiyorum. Nerede? Yani biraz yavaş çıkıyorum. Valla bunu yapmaları iyi olmuş aslında. Yani bırak kuş türünü, muş türünü falan keşfetmeyi. Şey açısından güzel. Etrafı izleme açısından çok güzel. Bir üste daha çıkabiliyor. Evet, biliyorum. Ben o zaman bir üste daha çıkayım. Bir üstten. Biraz daha hızlanayım o zaman. Ben Barış burada biraz bir dinlensin. O da yukarıya doğru gelir herhalde. Bayağı bir çıktık yalnız ha. Şimdi benim yükseklik korkum var. Fakat böyle bir koruma alanı varsa bir sıkıntı olmuyor. Aa, bir de burada şey var. 1 lirayla çalışan bir dürbün var. Umarım bozuk değildir. Ah evet işte. Bakar mısınız manzaraya? Olağanüstü. İşte burası da yine Mert Gölü'nün bir uzantısı. Bakın böyle kıvrıla kıvrıla gidiyor. Tabii drone'umuz olsaydı yukarıdan görmek daha keyifli olacaktı ama umarım ileride olur o da. Ah, vallahi çok güzel. Zaten arka tarafımızda orman. Muhteşem. Bakalım aşağıdaki kuşlardan bir tanesini görebilecek miyiz? Yalnız burası da sallanıyor. Sallanıyor. Ve sallandıkça benim de içim sallanıyor. Bele bir tuhaf oluyorum. Sallanma lütfen. Ay vay. Gayet güzel sallanıyor. Sallanmasın ya. Bakalım. Tabii ki gözükmez yani. Bakalım şuradan şey yapabilecek miyiz? Bakalım 1 liram var mı yanımda? Vallahi hepsini de marketlere veriyorum. Ya bırak, kirli çıktı, vardır sende. Ha, bir tane 1 lira çıktı. 50 kuruş çıktı. Dur bakayım. Bir kendime çevireyim. 50 kuruş çıktı vallahi.
Aa, bilseydim ben bunu şey yapardım ya. Ben de çıkmadığım için ben de bilmiyorum. Ha, bir tane 1 lira var. Vallahi Barış başka yok. Hepsi de geri kalanı 50 kuruş. Allah aşkına ya. Ne? Bırak Allah aşkına. Atıyorum. Bak. Kaç dakika izleyeceğiz? Köylere hizmet. Ay. Ay. Çok pis sallanıyor ya. Herhalde birileri çıktıkça. Lan yapma. Ay. Lan öldürürüm seni, yapma. Oy. Manyak dur. Birazcık sallanacak. Ne var? Yapma. Yani? Aa, kaldı burada para. Ha, açıldı ama. Açıldı. Vallahi bu kule sallanıyor ya. Ya bırak kulenin sallanmasını, şeye bak. Konsantre olamıyorum o yüzden. Bakayım dur buradan, siz bakınca gözükecek mi acaba? Hmm. Bakayım. Yanaştır iyice. Yanaştırdım. Ters gözüküyor herhalde. Yok, gözükmüyor maalesef. Kusura bakmayın artık, ben göremeyeceksiniz. Burası da bir alt katı. Bu ay çok güzel esiyor. Şuradan gölgeni de mi çeksin? Oh, yani şu an manzara için değil de şu an bu rüzgar için buradayım. Yalnız bu sallanıyor ve benim ödüm bokuma karışıyor her seferinde. Şimdi insanlar çıkıyorlar ya. Çıktıkları zaman da bir sallanma yapıyor bu. Baya baya sallanıyor ama ya. Şimdi bu sallanan kuleden aşağıya inme vakti geldi. Gelin bakalım. Şu orman kısmı da çok güzel. Yani epeyce sallanıyor. Biraz insanı korkutuyor ama gayet de güzel görüntüsü, manzarası var. Bunun için de biraz değer. Yani o kadarcık sallanmaya. Dışarıda da şurada bir amca var. O da bal falan satıyor. Şurada pekmez, bal falan satıyor. Şöyle göstereyim. Arabada. Hatta şurada oturalım Barış, dinlenelim biraz. Olabilir. Gel gel, dinle. Tam çekim yapacaktım. Şunlarla karşılaştık. Burada galiba cinayet işlenmiş. Cinayet alanı olabilir burası. Evet. Şimdi cinayeti falan bir kenara bırakalım. Kırklar elini. Nerede? Tam gazda gezmeye devam ediyoruz. Bu sefer nereye geldik biliyor musunuz? Hamam Gölü'ne. Burası da gayet keyifli izleyebileceğiniz birçok ilginç bitkinin de yer aldığı bir bölge. Şimdi birazdan Hamam Gölü'ne doğru gideceğiz. Tabii araçları böyle burada bırakıyorsunuz. Bakın zaten birçok kişi buraya park etmiş durumda. Ve daha sonra yürüyerek devam edeceksiniz. Yine böyle harika bir orman bizi karşılıyor. Barış, yılan falan görürsek ne yapacağız? Bir bilgin var mı? Var. Ne yapacağız? Su içeceğiz. Su mu? Evet. Ben direkt kafasına basarım valla. Yılan. Evet. Ayağımla topuğum ulan. Böyle bir basarım var ya. Buradaki yalanlar bir şey yapmaz, evcil. Ya. Tabii ki. Yine güzel bir orman. Valla ben dediğim gibi orman çok seviyorum. Ormancıyım ben. O yüzden orman bana huzur veriyor.
Yani burada yaşayabilir miyim? Bilmiyorum, bilmiyorum. Domuzlarla birlikte falan yaşayarım herhalde. Yoksa onlar da benim kardeşlerim sayılır. Nereden gidiyor? Patikayı asla... Patikadan çıkmayacağız. Terk etmiyoruz. Patikadan çıkmıyoruz. Ama bakın buradan garip yaratıklar geçmiş. Daha hala bir takım şeyleri kurumamış. Yani bunlara bok diyoruz. Gerçi söylemeyeyim dedim ama söyledim şu oldu. Ya bunlar böğürtlen değil mi? Böğürtlen. Evet bunlar böğürtlen. Böğürtlenler çiçek açmış. Yakında böğürtlen vermeye başlayacaklar. Amma topluyordum ya. İğneada'da yazlığımızın olduğu dönemlerde işte bu böğürtlen dönemi geldiğinde bayağı bir topluyordum. Her gün çıkıyordum. Topluyordum. Bir de onlardan böyle reçel falan yapıyorsun. Artık ne yapıyorsanız. Harika oluyor. Tavsiye ederim. Çok yaşa. Hepsi abi. Nasıl bozdun sessizliği ama? Şimdi yol burada ikiye ayrıldı. Buraya mı gideceğiz? Buraya mı gideceğiz? Burası geri dönüyor. Burası. Nasıl? Göle giden yol mu? Yolu bilmiyoruz. Patika böyle devam ediyor. Bu tarafta da var yol da. Ama ha. Burası muhtemelen göle giden kısım burasıdır. Bir de burada zaten kimse kaybolmadı yani şimdiye kadar. Ya da kayboldu da haber veremedi bize. Vallahi bir şeyle kemiklerle karşılaşabiliriz burada. Tabii her zaman olduğu gibi yine aynı. Tek şey sallanan sandalyede bir dede olup da 1974'ten beri buraya kimse gelmedi falan. Ama öyle bir dede de yok burada. Evet. Bir de yakınlarda benzin istasyonu da yok. Genelde benzin istasyonunda şey olur. Oradaki görevli şöyle der. Oraya sakın gitmeyin. Bir de bunlar var, sürekli de insanı tahrik ediyorlar yani oraya gitme. Yani oraya git, gelmiyor. Evet oraya gitmeyeceksen bile oraya gidesin geliyor yani zorla, İnsan inatla. İnsan içi içini yer ya. Acaba orada ne var lan? Gitmem lazım oraya. Olmaz, bu adam oraya gitmeyin dedim ama benim oraya gitmem lazım. Böyle diye tırnakları kemire kemire düşünüp hemen vınlayıp gideriz. Ondan sonra orada şeyler... mutasyona uğramış o eciş bücüş yaratıklar bizi karşıladı. Ulan siz misiniz gelen buraya? Ama ne diye. Yani zaten bu iş Trakya'da ilerlemez yani. Öyle bir şey yok. Neden Türkiye'de böyle bir film yok mesela? Evet olmaz. Hani Trakya'da olur yani. Düşünsene onları. Ama ne kurduklarım be. Gel lan buraya bakayım ben de be. Ya önce benzinciyi döverler. Sana ama ne diyeyim. Ulan her hafta buraya birilerini yolluyorum be. Niye gel? Mecbur muyuz biz bunları öldürmeye be ya? Yapalım biz bunu bir gün. Hah bak işte ben buraya diyordum bak Barış. Buradan geçtik. Ya da bu bitkiler o bitkiler. Burada da var bilmiyorum. Baksanıza. Burası acayip yer ya böyle. Tabii buradan geçtik biz Barış. Daha önce hatırlıyorum bu bitkileri. Bakalım. Yürüyüş parkuru. Sarı parkur o zaman burası. Ama sarıyla yazılmış. Yok abi o başka bir yer, burası başka bir yer. Artık çöz şunları ya. Evet Barış burası orası. Hatırlıyorum burayı. İşte ilk geldiğimiz zaman da buradan geçtiğimizi çok iyi hatırlıyorum. Bu hamam gölüne galiba bu üçüncü gelişim. Ama hala yolu bilmiyor. Yo biliyormuş, hatırladım burayı. Evet, hatırladım. Üçüncü gelişim ve gerçekten çok güzeldi. Bir de ben daha önceki videolarda yani başkalarının yayınlamış olduğu videolarda. Neydi ne deniyordu ona? Tren. Tren mi? Tren. Ne videolara mı? Şey ya, gölün içerisine doğru dedim ya, iskele, iskele. İskele. İskele yapmışlar. Yani burası buraysa
Umarım iskele işimize yarayacaktır. Umarım da beni taşır. Taşır taşır. Niye taşımayacakmış? Bak burada böğürtlenler oluşmaya başlamış bile. Bakın şöyle göstereyim. Böğürtlen manyağı oldum ben de iyicene. Bakın şurada. Tabii canım daha var. Ama düşünsene buradan bir ton böğürtlen çıkartırız herhalde. Ne kadar, ne kadar çok var ya. Alabildiğine her yer böğürtlen, baksanıza. Müthiş. Biz o zamana yakın da gelelim yine buraya. Ama şimdi şeyler biliyor. Buranın halkı biliyor ya. Bakın işte. Ya her köşedeki böğürtlen çekmek zorunda mısın ya? Evet, ben böğürtlen manyağıyım. Tamam da bir tane gösterdim yeter. Her şeyi böğürtlen mi? Gelinler, gelinler. Zaten biliniyordur yani Barış burası. Bizden önce onlar çoktan gelir. Nöbette bekliyorlar hatta yani. Bakalım tabelada ne yazıyor. Görmüşsünüzdür herhalde. Evet, bayağı sağlam bir yürüyüş parkuru burası. Epeyce bir yol kat ettikten sonra Hamam Gölü'ne varacağız. Yani bu kadar uzun gittiğimi hatırlamıyorum ama. Bunu da unutmuşum. Neyse olsun. Yapacak bir şey yok. Birazcık etrafı gezdireyim size o zaman şöyle. Biraz şöyle orman merakınız varsa biraz orman havası almış olursunuz en azından bu videoda. Zaten bu videonun oksijeni var yani. O kadar oksijen dolu bir video oldu bu. Ay, o kadar çok sinek var ki. Vallahi ağzıma burnuma girdiler hepsi. Ne yapacağımı bilemiyorum. Yani bunu yaptım. Ya bu arada bir şey göstereceğim. Biz Hamam Gölü bekliyorduk. Karşımıza Hamam Çayırı çıktı. Bak, ay, şerefsiz ısırdı. Ay. Oy. Bayağı bir açık bir alana geldik ya. Aa. Nerede bu göl? Ah, sinekler biraz gitti sanki. Sinekler biraz kayboldu sanki ha? Ama baksanıza şuraya da ya. Aa. Vallahi olağanüstü. Yani muhteşem bir düzlük burası ya. Şimdi bu düzlüğün arkasından da güzel bir göl bizi karşılar herhalde. Bence. Baksana bu da kafasına çadır yapmış. Nerede? Kafasına çadır yapmış. Havludan öyle gidiyor. Ama öyle. Kutup ayıları bu mevsimde böyle dolaşıyorlar. Ayrıca bir katmana ihtiyaç duyuyorlar. Ama ilginç ya, ben böyle bu kadar yol geldiğimi hatırlamıyorum geçen sefer. Baksana yokuş aşağıya gidiyoruz yani şu anda. Ha, burası da güzel mi? Güzel. Tam böyle kamp alanı. Hani böyle şey, bir festival falan yapılacak şekilde. Düşünülecek olursa harika bir yer. Şimdi bakın buradan da şöyle göstereyim arkayı. Ah. Evet, yine engebeli bir yoldan ilerliyoruz. Allah Allah, yol bitmiyor ya. Hayret edilecek bir şey. Aa, sinekler yine çoğaldı bu arada. Yani böyle ağzımı kapatmak zorunda kalıyorum. Sürekli konuştuğum için mecbur. Yapacak bir şey yok. İlginç bir şey göstereceğim.
Ay, sivrisinek mi bunlar? Her tarafımı yediler. Kaç. Kaç. Ev sivriler. Lan sivrisinek dolu burası. Of, baksana vızır vızır her tarafı. Yapıştılar. Mahvolduk. Öf. Bu kadar çok sivrisinek olduğuna göre artık göl yakında demek oluyor. Bu ne ya? Ya bir de bana... Ya zombi gibi yapışıyorlar bana bir de bunlar. Aha gözüme girdi. Şerefsiz. Her tarafını ısırdılar ya. Ama ben bu kadar çok sivrisineğin olduğunu ilk defa görüyorum burada, yani bana öyle denk geldi ya da. Oh. Vallahi çok sivrisinek var. Ay yok, böğürtlen bir daha toplamaya falan gelmem buraya. Ay başların böğürtlerine. Yok böğürtlen falan istemez. Aa şu çok iyiymiş ama. Ağaca bakar mısın? Ya bir şey çekeceğim, çekemiyorum ki. Her tarafımı ısırıyorlar durduğum an. Gel bir de yıkılan ağaca bak. Evet, bu ağaç da yıkılmış burada. Of. Yani bayağı kalın, büyük bir ağaç. Şimdi bakın burası kökü. Bakın nasıl çıkmış. Bir de bir parça da dibinde kalmış. Şöyle bir şey. Bu arada sineklerden kurtulmak için de mikrofonu sarsıyorum artık. Yani kusura bakmayın. Şöyle bir ağaç işte. Gördüğünüz gibi. Yok yok, çok sinek var. Ay. Of. Hala gelmedik mi ya? Ulan ne görmüş bu kadar? Bu kadar uzun sürmezdi. Of. Sivriler çok fena. Ah. Yani burada da bir ağaç devrilmiş. Bunlar selden devrilenler. Yıldırım ve selden. Vallahi bu sinekler burada nasıl böyle aç kaldılarsa, etraflarda hiçbir şey de yok. Ancak bir inekler falan geliyorsa onlara yapışıyorlardır. Böyle nasıl, ay bak yapıştı elime. Elime yapıştı Allah'ın belası. Bu önümüzdeki arkadaşlar da aynı şekilde karşılaştık. Onlar bize gölü soruyor, biz onlara gölü soruyoruz. Bu sefer bulamadık. Yanlış bir sapağa girdik bence. Bulamadık, yok. Allah Allah. Ama şeyi de hatırlıyorum ben. O yıkılmış ağaç var ya. Hı hı. O yıkılmış ağacı da hatırlıyorum. Ben de bir de gidip görmemiz lazım. Yolu. Belki de oradaydı. Ne? O yolluk dediler ya. Ha. İşte, ay boşver artık, ne yapalım. Artık yapacak bir şey yok. Geri dönüyoruz. Her taraf sinek. Neyse, bugün 10.000 adımı tamamladık gibi bence. Yani en azından yürümüş olduk. Yediğimiz poğaçaları yaktık. Vallahi bir daha hamam gölü değil, Hawaii gölü olsa gitmem. Ne bu sinekler ya böyle. Bir de bulamadık da gölü zaten. Bu gölü bulsak hadi neyse diyeceğim de. Hani ısırıldık edildik ama amacımıza ulaştık.
Yok galiba biz başka bir sapağı kaçırdık. Yani asıl girmemiz gereken yeri kaçırdık herhalde. Yürüyüş parkuruna girmiş olabiliriz. E zaten yazmıyor muydu orada sarı renkle? Dedim ya sana. Oh. Ay yok. Ya insan yürüyüş parkuru ve hamam gölü diye yazar yani. Yazmıştır belki de biz sonra görmedik. Ben baktım bütün yazıları. Yok bizim önümüzde de başkaları varmış. Onlar da bize diyor hamam gölüne nasıl gidebiliriz? Sonra dediler bu tarafa hiç gelmeyin o zaman. Öf çok çok felaket sinek. Her taraf yani bir de belli alanlarda daha fena. Yapacak bir şey yok ne yapalım. Peki şimdi hamam gölü sapağını bulursak gider mi? Ne? Hamam gölü sapağını bulursak gider miyiz diyorum. Evet. Bu biraz inat işi. Birazcık böyle yavaşla dur. Her tarafına yapışıyorlar. Çok fena. Baksana şuna. Dur nerede? Şuraya bak. Havlu havlu örtündü bu şeylerden, sineklerden kurtar. Benim de işte bir anca şapkam var onunla. Başka türlü. Oh! O zaman sıçayım siz. Uf. Çok fena ısırdı bacağım. Bak bir yerini feda edeceksin abi. Dur mu? Hatta koşsak mı burada? Buradan koş. Çok pis ısırıyorlar ya. Bir de kamp yapacağız diyoruz. İşte burada yapmayacağız. Belli ki burası değil orası. Evet. Ya diğer gittiğimiz yerler böyle bu kadar değildi. Bu kadar değildi derken aslında sinek yoktu yani o diğer gittiğimiz o köylerde, möylerde falan. E tabi burası ormanlık yer. Yani burada olması normal. Bir de burası yaban. Ama yer. Bir de bir şey daha var. Geyik sinekleri. Evet. İşte o zaman sivrisinekler gidiyor galiba bilmiyorum. Geyik sinekleri çıkıyor arkasından böyle. Hepsi bu kadar kocaman. Tişörtünüzün üstünden ısırıyorlar. Kot pantolon üzerinden ısırıyor. Evet, kot pantolon üzerinden ısırıyor, tişörtün üstünden ısırıyor. Aman yarabbim. Onların da belli bir ayı var. İşte Ağustos falan galiba. Tam emin değilim ama Ağustos olması lazım. Temmuz Ağustos. Evet, Temmuz Ağustos gibi çıkıyorlar. Böyle ormanlık alanda gidemezsiniz yani, yürüyemezsiniz. Bak burada. Ha. Bak o tarafı doğru işaretli. Yürüyüş parkuru. Evet, yürüyüş parkuru şurada. Aynen, hey. Allah'ın cezası, dur. Tamam Barış, bak şurada da bir yerde daha mı vardı? Göl yazmışlar ya. He? Göl yazmışlar buraya. Bak yazdıkları yazıya bak. Ha, göl bu tarafa, bak, bu taraftan gidiyor. Söyleyeyim, insaflı birisi yazmış bunu. Evet. Bunu insaflı. Evet, bak burada göl yazıyor. Kocaman yürüyüş parkuru. Ama burada göle giden yola ait düzgün bir tabela yok. Ya bu da yanıltıyorsa bizi? Bakacağız. Yemin ederim. DNA'sını bulurum o kişinin. Kafasını o hamam gölünün içine sokar. Hamam yaparım onu. Sus be. Allah Allah. Belki de öyle bir şey yok. E ne yapacağız? Öbür insanlar mı? Ama onlar dinlenmek için oturdular orada. Geliyorlar mı? Evet. Gölü bulduk, gölü. Gölü bulduk. Allah bu taraftan. Bakalım. Sinekler. Ağzınıza sıçayım. Ay, hiç bu kadar küfür etmemiştim bari. Allah. Tabelada birisi eliyle yazmış. Evet. İşte gideceğiz, bakacağız. Ama elle birisi yazmış. Ya normalde tabelada yürüyüş parkuru yazıyor da birisi kalemle yazmış göl diye bu tarafı işaret ediyor. Ya inşallah yanıltmıyordur bizi. E hadi tamam, bir de burayı deneyelim. Ama tabii burayı deneyene kadar artık bende kan falan kalmayacak gibi geliyor yalnız.
Bence kan kalmayacak. Ben de kan kaybından ölebilirim. Hah evet. Allah'ın cezası ya. Bizi ta nerelere kadar götürdü. Senin yüzünden Barış. Bir şey oynadı galiba şurada. Bir çıtırtı duydum. Bir de gözüm içine de kaç defa şey girdi ha. Sivrisinek. En ince noktadan kanalmaya çalışıyorum. Allah'ın cezası. E burası işte burnumuzun dibi. Ya burasıymış burnumuzun dibi. Hey Allah'ım ya. Ulan o kadar yol gittik var ya. Allah kahretmesin. Tartar. Sandalyeleri getirdik. Aa nilüferler. Keşke sandalye getirseydik. Of sinek yok herhalde. Şu var anda mı? Yok gibi gözüküyor. Evet şu meşhur göl. Ya burnum yani tabelanın dibindeymiş halbuki. İnsan şöyle gerçekten koymaz. Yani adam gibi bir tabela yapmıyorlar arkadaş. Ta nerelere kadar gittik var ya. Ama çok güzel görünüyor. Burada benim oturan buranın yerlisi bir akrabam vardı. Onunla birlikte daha önce biz buraya gelmiştik. Bakın görüyor musunuz bilmiyorum ama şöyle birazcık eğileyim. Bakın şöyle kabarcıklar çıkıyor. Gerçi balıkları da görebilirsiniz. Bakın dur bakayım. Heh, bakın. Ya çekiyor muyum bilmiyorum. Heh, tamam şimdi gözüküyor galiba. Bakın böyle kabarcıklar çıkıyor. Ve bu kabarcıkların kaynak suyu olduğunu bana söylemişti. O yüzden hamam gölü deniliyormuş buraya. Bakın şuradan bayağı bir geliyor kabarcıklar. Evet evet. Yani bayağı bir böyle fokurduyor ya. Görebiliyor musunuz? Bakın şurada. Evet. Galiba kaynak suyu. O yüzden buranın adı da Hamam Gölü. Ay. Hamam Gölü de Hamam Gölü. Şurada da bir tane sevimli bir kurbağamız, kermitimiz güneşleniyor. Hemen altında balıklar. Bunlar, şu kısımlar biraz tekin değil gibi duruyor ama. Görebiliyor musunuz? Bakın yaprağın üstünde. İşte. Hiç kıpırdamıyordu ya. Yani lotus mu nilüfer mi tam emin değilim ama yani anlamıyorum çünkü. Üzerlerinde aslında çiçekleri var ve bir sürü tomurcuk var bunların üzerlerinde. Ve hepsi yavaş yavaş açacak gibi gözüküyor. Herhalde yeni yeni böyle açma zamanına denk geldik biz bunları. Yani çok güzel görünüyorlar yalnız. Böyle öbek öbek gölün çeşitli yerlerinde duruyorlar. Al Barış beni de çek. Şu an videoda. Şu an çekiyor. O zaman evet burası Kırklareli macerasına başladığımız ve sizlere merhaba dediğim yerde artık Kırklareli macerasına son verdik ve burası yine sizlere veda edeceğim yer olacak. Zaten manzarayı da görüyorsunuz. Belki başka maceralar da gelir. Barış'la birlikte zaten şu an kamera arkasında Barış var. Barış'la birlikte belki başka yerlere de dolaşacağız ki konuştuk zaten bunları. Şimdiden
sizler için belki sürpriz yerlerde gelecektir. Bunlardan bir tanesi Dupnisa Mağarası olacak. Kırklareli'ndeki ya da Trakya'da diyelim. Trakya'daki tek turizme açık olan mağara. Orayı ben de çok merak ediyorum. O zaman bir başka videoda görüşmek üzere. Tabii biliyorsunuz videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Yorumlarınızı lütfen esirgemeyin ki yalnız başıma kaldığımı hissetmeyeyim. O değerli yorumlarınızı bekliyorum ve tabii ki kanala abone olmayı sakın ama sakın unutmayın. Hepinizi öpüyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.